Sonrası e, görüşler bu şekildeydi. Şimdi Fenerbahçe bir rüzgar yakaladı, bir seri yakaladı Savaş Çoğurlu. E, peki neyi doğru yapıyor Fenerbahçe? Neyi iyi yapmaya başladı? Bir defa e, çok iyi oynamasa da akıllı oynamaya başladı. Akıllı Hı -hı. işler yapmaya başladı. Sayın Erol Bulut'un da, Ali Koç'un da açıklamaları bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Kayıp zamanlarını geçtik artık kazanma dönemine ve e, yeniden mutlaka bir kayıp zamanı olacaktır. Ama bunu en aza indirmemiz lazım dedi evet. Sayın Ali Koç. Daha önceki kaybedilen maçlarda kaybedilen puanlarda en e, ciddi özelleştiriyi Sayın Ali Koç yapıyordu. Erol Hoca'nın burada zaman zaman iyi oynuyoruz kazanmak ama sonra 5'te e, 5 beş yaparken bazen topu rakibe vererek hı hı. bazen topu kendi ayağında tutarak orta sahaya hakim olarak ama e, bundan önceki kazanılan iki maçta da birisi alanya olmak üzere Çağdaş Hoca'nın bu konuda çok sistem etmiştim. Yani Fenerbahçe 5'te mı? rakibe göre sistemin olacak. Her maç sistemin değişebilir. Üst üste aynı sistemle oynayacaksın aynı oyuncularla oynayacaksın diye bir şey yok. Fenerbahçe dün akşam bana göre son 5 galibiyetin içinde oyunun e, çoğunda değil ama %60'lık diliminde çok iyi futbol oynadı. Bunu kabul etmek lazım. Ankara gücü de oynadı ve oynattı. Bireysel hatalardan dolayı yenen goller evet. var. Ama seyir zevki çok son haftalardaki o Fenerbahçe'nin kazandığı galibiyetlerin içindeki dün akşam özellikle ikinci yarın belli bölümlerinde büyük keyif alarak izledim maçı. E, atılan gollere gelirsek tartışmalı pozisyonlar var. Arda kardeşlere biraz sistemim olacaktır. Falco'ya attığı bir maç vardı Erzurumspor maçında. Aynı pozisyonun daha e, sertini mesela Samat'a gol öncesi verdi. Onu durdurmadı. Orada durdursa yine Ozan'ın da aynı şekilde yapmış olduğu bir hareket var. E, ama Fenerbahçe 5-5 yapmış. Şu anda Beşiktaş beraber de puanları aynı duruma getirdi. Evet. Şampiyonun güçlü adayı. Mesut'un gelişi takım olumlu yönde yansımış. Bu dün akşam özellikle hücum oyuncularının gol atması Samatların sesini. Hmm, ekstra motivasyon Kesinlikle mu oldu Kesinlikle ekstra motivasyon gördüm. Kimse yani, formayı kaptırmak istemiyor. Bundan sonra çok daha farklı olacaktır. Yani o Mesut'un gelişi <laughs> Fenerbahçe'deki hücum oyuncularına, kanat oyuncularına olumlu yönde yansımız. Bakıyorsun Valencia, Sisse, Samata. Samata çok kaliteli bir oyuncu ama şunu da kabul etmek lazım. Bu Mesut'un takıma dahil olması halinde Samata, Sisse takımda kalırsa gol sayılarını çok yukarı çıkarırlar. Hmm. Çünkü çok e, atacağı gollerden çok yapacağı o asistlerini göreceğiz. Mesut'un bundan önceki oynadığı gerek ulusal milli takımında gerekse kendi oynadığı takımlarda o asistlerini Fenerbahçe'de gördüğümüz zaman Sisse kalırsa Tisse, Samatta, Valencia bunlar çok gol atar. Dur şimdi Mesut'un gelmesi halindeki senaryoyu konuşuyoruz efendim. Hele bakın Geldiniz. kim gelmiş. Onun hele, bak. <laughs> bakın kim gelmiş. Ya inanılmaz bir trafik. 2 saatte, iki buçuk saatte trafikteyiz. Bilemiyorum. Efendim ne kadar güzel siz bugün. Ama erken, efendim, oldan. çok erken teşekkür ederim. Kardeşim. Çok Savaşçım, teşekkür ederim. sen de çok şıksın. <laughs> Estağfurullah o senin efendim, güzelliğin sabah. Karşısınız. Kendime söylettirmek için yapıyorum. Ben. <laughs> Biliyorum farkındayım. <laughs> sen efendim, de efendim, karizmasın Geç olsun geç olmasın hoş geldiniz. Valla beş tabi karizmasın bizim gibi çirkin adamlarla karizmasın diyorlar zaten. O, <laughs> Karakteristik saç... bir yüzüm var öyle yani, söylerler. <laughs> var var böyle. <laughs> çirkin adamlara. Gözlük, da... gözlük bir adama bu kadar mı yakışır mesela? Canım benim ne güzel. Körler sağırlar birbirine ağırlar arkadaşlar ne kadar güzel bir gün. Şimdi formatımızda böyle güzel girdin de formatımızda değişiklikler var. Evet bir farklı Emre olmuş, bir şeyler var. Emre'ye sürpriz olsun mu? Olsun. Emre'ye sürpriz Bana olsun. da sürpriz ama ben duydum en azından ne olacağını. Ben sana evet, sürpriz olsun. Programın ilerleyen söyledim. akışında göreceğin şeylerle sürpriz olsun o zaman. Tamam. Tamam sana söylemiyorum i̇şte sürpriz, yüzden, sürpriz yüzden, olsun. Tamam hadi bakalım. Ben hala içeriğini tam olarak bilmiyorum ama büyük bir keyifle olacak bölümümüz. Sen bölümünün. sen Mereketin sen yılları kurdun. Vallahi şimdi, <laughs> valla şimdi sordum bak anlattığı yüzeysi olarak çok hoşuma gitti. Anlattım evet. Spor Ajansı'na sor etiketimiz. E, soruları bekliyoruz değerli izleyenler. Şimdi Emre Bol dün evet. akşamki maçı konuşarak başladık. Hemen sana da dönmek istiyorum. 5 e, galibiyetlik bir seriden bahsediyoruz Fenerbahçe'de. İyi giden ne? Doğru yapılan ne? Önce buradan başlayalım. Yani doğru yapılan e, bir kere oyuncuların artık yavaş yavaş birbirine ısınması, alışması e, en önemli etkenlerden bir tanesi. Hocanın sahaya BC planları koyması, akıl hı hı. koyması sahaya yani ilk başlarda biliyorsun... Sadece Caner ve Gökhan Gönül üzerinden yapılan kanat ortalığıyla Fenerbahçe sonuca gitmeye çalışıyordu. Ama bugün bakıyorsun ki merkezden de e, hücum eden bir Fenerbahçe var. Farklı varyasyonlar deneyen e, bir Fenerbahçe var sahada. E, öndeki üçlü yavaş yavaş birbirine alıştı Ezgi. Yani o Tiam, Valencia ve e, Samad da üçlüsü esasında Mahşer'in dört atlısı da bunlar Mahşer'in üç atlısı. Çünkü dördüncüsü geliyor işte hmm. benim, benim, benim bıraktığım Yaptım. yere vurgu yaptı işte. Bu durumda e, Valencia ve Samatta'nın aslında ne kadar önemli olduğunu da Fenerbahçe ben, görmüş oldu. Sürekli kadarıyla. sürekli bunu söyledim. Sürekli bunu anlatmaya çalıştım insanlara. Fakat insanlar hep burun kıvırdılar. Ya işte Samat da gol atamıyor. Valencia işte top çok eziyor. E, o da gol atamıyor. Orta yapamıyor falan gibi böyle saçma sapan düşünceler içerisindeydiler. Bugün çok net ortaya çıktı ki Yeniden bu seriye başlama zamanı Samatta ile Valencia'nın dönüşüyle itibaren, evet. daha başlı tekrar seriye başladı. Bunların ne kadar oyun içerisinde ne kadar önemli olduklarını gördük. Ya Samatta'nın ilk ikinci golüne bak attığı gole baksana ilk golüne, yani tam bir Samatta var gol. Valencia. Tam Samatta var gol. İkisinin arasında o güçle, kuvvetle, dayanıklılıkla evet, evet, evet. araya girip. İki ama bir de öncesindeki alırsa... faali söyleyelim ama. Arda kardeşlere, ey Arda kardeşler diyelim burada. Nerede yani. Orada Arda vardı ya ben görmedim. Samatta'nın attığı golden önce. Yok, faal yok. Falcao'nun Erzurum'da ikinci sarıdan atıldığı pozisyonun çok daha ağır. Değil. Adamın yüzüne bile gelmiyor. Daha ağır. Bak çok net. Ben, ben bak golü, golü bak ben sen gelmeden önce söyledim. Çok evet. net söyledim. Dedim ki 3 golünde birbirinden güzel. 3 da tebrik ediyorum. Fenerbahçe kazanma serisini alışkanlığı sürecektir Hatta Konuyu saptırmıyorum ama Ali Koç'un maçtan sonraki açıklamasında e, en dikkatli... ben dikkatini... konuşurum ondan sonra sen anlatırsın. Peki ama oradaki faali sen bir göz önüne getir. Ben yok faal olmadığını düşünüyorum ya onun y için göz önüne getirmiyorum. Peki o zaman. Sen faal olarak değerlendiriyorsun ben faal olarak değerlendirmiyorum. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar bak. Bizim sahamızda bir şey yok. Ayar yok. Hakemlerimizde bir ayar yok. O ama onu veriyor bunu veriyor. Şimdi hep böyle konuşuyoruz. Sen Falkay örnek veriyorsun... Önümüzdeki hafta Galatasaray maçında bir hata yapılıyor. Ben başka birine örnek veriyorum. Aynı Bana hakem olduğu için yapılmıştı. çok net örnek veriyorum. Aynı hakem çünkü. Bak aynı hakemler de aynı hataları zaten yapıyorlar çoğunlukta. Fakat biz bu işin içeriden bu şekilde çıkamayız. Ee, savaş'ım bizim e, şimdi bakmamız gereken yer aynı maçın içindeki standardı. Başka çaremiz yok. Geriye 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 gidersek olacak şey değil bu. Anladın mı? Aynı maçın içerisinde aynı pozisyona farklı karar veriyorsa bunun üzerine konuşalım. Fakat farklı maçlarda farklı şeyler yapıyorlar. Bunda çok haklısın. Bundan zaten bütün futbol severlerin canı yanıyor. Bütün futbol severler bununla ilgili sıkıntı yaşıyorlar. Ona bir şey söylemiyorum. Ama ben dününkünün zaten suratına geldi diyemezsin. Bir kere net onu söyleyeyim sana. Ben de suratına gelmedi de diyemem. Bir tuhaf bir pozisyon yani. Böyle e, içeri girerken elini kaldırdı boğazına gibi bir yere geldiğini ben düşünüyorum. Sen yüzüne geldi dersin. Sana da hayır diyemem. Sen de bana hayır Halkağın diyemezsin. Halkan'ın hatırlıyor musun? Hatırlıyorum, hatırlıyorum, hatırlıyorum. Bundan daha hafifti. Hatırlıyorum. Çok net bundan daha hafifti yani. Velhasıl, velhasıl Fenerbahçe'de bir ileriye gidiş var güzel kardeşim. Evet. Fenerbahçe üzerine koyarak gidiyor. Fenerbahçe şimdi bir stoper oyuncusu daha aldı. Ve bir Mesut Özül transferi. Hı hı. Onu zaten birazdan herhalde konuşacağız. muhtemelen ha, konuşacağız. Önce maçla ilgili değerlendirmemizi evet. yapalım. Yani bu mahşerin uç atlısı yavaş yavaş takıma alıştıkça Takımdan ziyade birbirlerine alıştıkça hı hı. çok can yakarlar eski. Bunlar acayip abi. Yani hangi birini durduracaksın? Bak dün mesela Pelkas çok etkisizdi. Etkisiz kaldı Pelkas. Hani son haftaların hep üzerine koyan oyuncusu. Şimdi bunun nedenini bazıları şeye bağlıyor biliyor musun? Mesut Özil geldi onun için morali bozuldu, oynamadı falan diyenler de var. Ama hiç öyle değil iş. Hiç. hiç öyle değil. Tam tersi olması gerekmez mi? Biraz daha motive olup sıkıları... formasını... Can, aynı bölge aynı ya bölgede şimdi, oynayacakları yani. için Allah aşkına yani formasını korumasına imkan var mı yani? ya Başka bölgelerde oynayabilir daha ancak oynadı. Zaten bunu nasıl fark Beraber oynayabilir onu da konuşuruz. Onu da de oynayabilir. Anca... Onu da konuşacağız. Onu da konuşacağız. Hani bir moral bozukluğu oldu yerimi kaybeder miyim falan diye. Aa iş alakası yok. Rakibin Ankara Gücü takımının e, hocasının direkt bir planıydı o. Hmm. Pelkasa durduralım, merkezden gelmelerini engelleyelim falan gibi bir şeydi. Pelkasan üzerine gittin abi. Pelkasa durdurdun. Abi Tiyam'ı nasıl durduracaksın? Valencia'yı nasıl durduracaksın? Tiyan da çok iyi oynadı. Fenerbahçe nasıl biliyor musun? Hani böyle suyu kapatmaya çalışırsın ya, her taraftan. Oradan çıkar, buradan çıkar falan. Durduramazsın yani. Durduramazsın Fenerbahçe artık bu saatten sonra. Çok zor. Bu önemli bir cümle. Bu saatten sonra Fenerbahçe durduramazsın. Katılır mısın Hemen, Savaş? Evet katılırım. Neden katılırım? Ben sezon başı Fenerbahçe'nin iki tane 11'i olduğunu ve şampiyonun en güçlü adayını hatta belki 103 gollük rekorunu kıracağını ifade etmiştim. Hı hı. Dün kulübeye baktığımız zaman... 2 tane 11 çıkan dediğimiz Fenerbahçe'de 5 tane ismini ismini ilk kez duydum isimler vardı. Ya düşünün artık yani burada Fenerbahçe kazanıyorsa bu kadar eksiye rağmen bu kadar eksiye rağmen kazanıyorsa Novak geçen senin en formda 3 sol bir Çok tanesi kötüydü. ama şöyle bir hak veriyorum bir taraftan izlerken dedim ki uzun zamandır maç oynamıyor. Sakatlıktan çıkmış. Bu kadar kötü olma lüksü var mı? Bir maçlıksa var. Ama Caner geldiği zaman yine tekrar Caner şey, oynar. neden formada. Caner oynatıyor diye konuşuyoruz ya. Hani Novak bu kadar Trabzonspor'da iyiydi. Neden hiç i̇şte Nova sıra gelmiyor? İşte bunun için evet. sıra gelmiyor. Yani onu bırak, Nova bırak, Nova konuşacağım, onu da anlatacağım. Abi Gökhan Gönül'ü arayan var mı ya? Hiç arayıp soruyor musun yani çocuk ne yapıyorsun, ne ediyorsun bilen diye? Sormadım. He? Sormadım. Gökhan Gönül'ü kimse aramıyor abi. Çünkü aratmıyor. Ama evet. Nazım abi aratmıyor çocuk aratmıyor. Çocuk yani. çok çalışıyor evet. çünkü aratmıyor. Ya bak bu Nazım, nerede bir gün konuştuk şeyde, Antalya Spor'a gelene kadar... İşte Bundesliga 2, Bundesliga 3, Bundesliga 4 yani oralarda hep şey yani Bundesliga değil. Alt alt liglerde oynadı. Hiç Süper Lig seviyesinde hiçbir yerde oynamamış Antalyaspor gelene kadar. Yani bak bu gelişme çok değerli bir şey biliyor musun? Kendini geliştirmek. Hani gelip serenlere gelip serenlere atını gelip gölgeye bağlayanlara selam olsun burada. Arkadaşlar Nazım Sangare sen bunu nasıl niye aldın Nazım Sangare? Beşiktaş'la beraber ilerledikler biliyorsun. Fener Evet. Ya Beşiktaş evet. alacaktı evet. ya Fener alacaktı. Ödeme planında bir aksilik olmasa eğer orada şey aksilik gidiyordu. değil. Beşiktaş orada e, ilk görüşmede ve ikinci görüşmedeki anlaşmadan sonra anlaşmaya uymadı. Parada biraz daha geriye çekince Aynen öyle oldu. Spor vazgeçti. Aynen Yoksa öyle oldu. Beşiktaş başkan, olması gelebilirdi. Başkan mesela bir demişti, okeylemişti. Sonra dedik ya bir sana fazla verdik 800 olsun atıyorum. Evet, o... Rakamlar aklıma değil evet, şimdi. Öyle deyince şeyden vazgeçildi. Nazım Sangari'den Fenerbahçe devreye girdi gitti şeyi aldı. Nazım Sangari. Ya almasaydı? Ve gelirken şöyle geliyor adam. Ben Gökhan Gönül'ün yediği olacağım diye geliyor değil mi mesela? Tabii. Eğer Gökhan Gönül gibi bir adam varsa ki Türkiye'nin en iyi sol bekidir hala bence. Yani sakatlı olmadığı sürece en iyisidir. Başa Gökhan Gönül'ü yazarsın. Aslında Abi, her şeye rağmen hani tecrübeli bir isim olduğu düşünülürse e, Nazım aslında ilk adayda Nazım olabileceğini muhtemelen düşünmüştür Nazım bir Nazım'ın bu, bu denli çıkışındaki en etkili adam bir tanesi de milli takıma yükselmesi, milli takıma çağrılması da ona özgüvenini arttırdı. Orada bulunması... Fakat, ki de birisi Şenol Hoca'ya şey demiş ya başkanım bu Nazım Sangare yabancı değil ha Türk filan diye söylemiş yani. Biliyorsun ya, <o> yabancı <laughs> şey yani, Şimdi orada geri gitmek <laughs> istemiyorum ama Şenol Hoca'nın yanında bir başka birisi olsaydı o itirada yani o şey bulunmazdı. Çok net söyledi. Ben dedi yerli üstesinin olduğunu bilmiyordum dedi. Bunu herkes söylemez. Şenol Hoca'yı da burada tebrik ediyorum. Yani orada bütün tepkilere rağmen bir milli takım hocası olarak onu söyledi orada. Niye dedi Nazım Şangare dedi orada dedik aday kadromuza dedi. Ben dedi Türk olduğunu bilmiyordum dedi oynadım dedi. <laughs> Yani o, o da, da, o da büyük, bayağı bir komedidir esasında. Neyse Şenol Hoca'ya da burada selam edelim. E, seviyoruz hocamızı. Evet. yani Gökhan Gönül abicim e, arayan yok saran yok. Gökhan Gönül nerede diyen yok. Gökhan Gönül bir an önce iyileşsin diyen yok. Aman Gökhan Gönül'ü pamuklara sarıp sarmayalım diyen yok. Gökhan Gönül kadroya giriyor kimsenin haberi yok. Nazım Sangare bu kadar. Çok üze, seviyorsun Gökhan. Ya, ama, ama bir bir şey yaptın Gökhan'ı senden böyle şu anda. <laughs> Gökhan'ı severim ben bu arada. Düzgün çocuktur yani. yeah she just stop her